Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yapı Kredi mobil uygulamasını nasıl indireceğimizden ve nasıl hesap açacağımızdan bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, öncelikle iOS kullanıyorsanız App Store üzerinden, Android kullanıyorsanız da Play Store üzerinden uygulamayı indirebilirsiniz. App Store'a giriş yaptım. Yapı Kredi yazmam yeterli. Evet, ilk sırada çıkan Yapı Kredi mobil uygulamasını indir diyorum. Aç diyorum. Evet, uygulamanın ana ekranı geldi. Gördüğünüz gibi bireysel ve kurumsal işlemlere giriş yapabileceğimiz sekmeler bulunuyor. Sol üstte TR yazısına bastığımız zaman uygulamanın dilini İngilizceye çevirebiliriz. Gördüğünüz gibi uygulamanın dili İngilizce oldu. Tekrar Türkçe'ye çevirmek için de buradan işlemi gerçekleştirebiliriz. Evet, sağ altta daha fazlası menüsüne girerek Yapı Kredi müşterisi ol diyebilirim. Evet, burada kişisel bilgilerimizi doldurmamız gerekiyor. Hemen dolduralım. Bize ait TC kimlik numaramızı girmemiz gerekiyor. Cep telefon numaramızı giriyoruz. Doğum tarihimizi son olarak girdikten sonra devam diyorum. Ve telefonumuza bir mobil onay kodu geliyor. Akıllı şifreyi onaylamamız gerekiyor. Bu şifreyi kimseyle paylaşmamamız gerekiyor arkadaşlar. Şifreye girdikten sonra tekrar onaylıyorum ve ikinci adımı geçmiş bulunuyoruz. Burada kimliğinizi doğrulayın, bilgilerinizi girin ve görüntülü görüşme yaparak hesabınızı açın seçeneklerini görüyorsunuz. Devam diyorum. Evet, ikinci adıma geçtik. Bu adımda kimliğimizin seri numarası bilgilerini girmemizi istiyor. Kimlik tipi şu an kullandığım eski tip nüfus cüzdanı olduğu için bu sekme üzerinden ilerleyeceğim. Öncelikle seri numarasını girmemiz gerekiyor. Seri numarasını nerede yazar? Öncelikle ondan bahsedelim. Kimliğinizin ön yüzünde bulunan Türk bayrağının alt kısmında seri numarası, ilki harf olmak üzere ikincisi ve üçüncüsü rakamlardan oluşan seri numarasını girmeniz gerekiyor. Hemen girelim. No kısmında hemen sizin fotoğrafınızın, vesikalık fotoğrafınızın altında yer alan 6 haneli rakamlar arkadaşlar. Bunları girdikten sonra ilerleyeceğiz. Evet, devam diyorum. Burada kişisel bilgilerimizi girmemizi istiyor. Öncelikle e-posta adresimizi giriyoruz. Öncelikle bankacılık ihtiyacımızı seçmemiz gerekiyor. Burada yatırım ürünleri, vadeli hesap, kredi ürünleri, kredi kartı, maaş hesabı ve sonra yurt dışı transfer alımı ve gönderimi seçenekleri mevcut. Burada hangisinin üzerinden hesap açmak isterseniz o yönde ilerleyebilirsiniz. Ben vadeli hesap seçeneğinden ilerleyeceğim. Aylık tahmini işlem hacmimizi seçmemiz gerekiyor. Size uygun olanı seçtikten sonra ilerliyorsunuz. Aylık tahmini işlem adetini girmenizi istiyor. Burada size ait, sizin kullanacağınız, yani ayda kaç işlem yapmanız gerekiyorsa tahmini olarak onu girmeniz gerekiyor. Evet, öncelikle gelir kaynağınızı seçin diyor. Kira geliri, maaş, ticari kazanç, yatırım geliri, şahsi birikim, emeklilik geliri, miras, araç gayrimenkul satışı, burs ve gelirim bulunmamaktadır seçenekleri mevcut arkadaşlar. Burada size ait gelirinizin kaynağını girerek diğer adıma geçebilirsiniz. Evet, çalışma alanının seçiminde de hangi sektörde çalışıyorsanız onu belirlemeniz gerekiyor. Öğrenciyseniz öğrenciyim, emekliyseniz emekliyim, emekli ve çalışıyorum seçenekleri mevcut. Ev hanımı çalışmıyor seçeneklerinden de seçim yapabilirsiniz. Evet, bilgileri doldurduk. Aylık net gelirimizi girelim buraya. Evet. Devam etmek için son kısmında onaylamam gerekiyor. Devam diyorum. Burada KVKK rıza metninin onaylayıp onaylamadığını soruyor. Kabul ediyorum diyorum. Evet, burada bizden Yapı Kredi mobile girişte kullanacağımız 6 haneli bir şifre belirlememizi istiyor. Şifremizi hemen belirleyelim. Şifre belirle adımını da tamamladık. Vadesiz hesap açılışımızı gerçekleştireceğiz böylelikle. Başvurunuz tamamlandığında size özel bir vadesiz hesap açılacaktır. Bankacılık bilgilendirme formunu okudum. Onaylıyorum. TL kart ile de alışverişlerinizde puan kazanabilir. ATM'de işlem yapabilirsiniz. TL kart istiyorsanız, yani TL kart, banka kartı gibi düşünebilirsiniz. İstiyorum derseniz seçeneği açıyorsunuz. İstemezseniz de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ne gibi artıları var? İnternetten alışveriş, e-ticaret yetkisi. İstiyorsanız da artı, istemiyorsanız bu seçeneği kapatabilirsiniz. E-hesap özeti talimatı da verebilirsiniz. Buradan özelliği açıp kapatarak. Evet, gönderim adresini de seçtikten sonra devam diyorum. Bireysel müşteri sözleşmesini imzalayıp devam dedikten sonra görüntülü görüşme onayına ihtiyacımız var. Bu adımda da Yapı Kredi'ye ait müşteri hizmetlerinden yetkililer bizle görüntülü görüşme gerçekleştirerek hesabı sahibinin biz olduğunu onaylamaları için bir görüşme gerçekleştirmeye ihtiyacımız var. Bu görüntü gerçekleştirme esnasında kimlik tespiti yapılacak. Bunun için yanınızda kimliğinizi bulundurmanız gerekiyor. Bu adımdan sonra görüntülü görüşmeye bağlanacaksınız arkadaşlar. Evet, görüntülü görüşmeyi tamamladık. Bize ait bir şifremiz oluşturuldu. Bu adımda ana sayfaya geldik. Uygulamaya giriş yaptık. Bireysel kullanıcılardan TC kimlik numaramızı giriyoruz. Bize ait şifremizi giriyoruz. Daha önceden belirlediğimiz. SMS'lerde gördüğünüz şifreyi buraya girmeniz gerekiyor. Bu şifreyi de kimseyle paylaşmamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, giriş dedim. Bir mobil onay kodu geldi yine. Akıllı SMS'imizi girdikten sonra tekrar devam diyoruz. Evet, burada korumalı TL vadeli mevduat hesabı ister misiniz diye soruyor. Daha sonra bunları tek tek anlatacağız biz de. Evet, uygulamaya giriş yaptık. Ana menüyü görüntülemekteyiz. Hesaplarım, kartlarım, vadeli mevduat hesabım. Alt kısımda varlıklarım, para çek yatır, aracım plus. Son kısımda da son hareketleri ve aylık ödeme planını görmekteyiz. Hesaplarım menüsünde size ait vadesiz ve vadeli hesapları görüntüleyebilirsiniz. Kartlarım sekmesinde de kredi kartınız mevcut ise eğer burada kredi kartlarınızı görüntüleyeceksiniz. Eğer kredi kartınız yok ise de kredi kartınız bulunmamaktadır. Hemen başvurunun yazısını görüntüleyeceksiniz. E-vadeli mevduat hesabına bakalım. Burada da E-vadeli mevduat hesabınız var ise yine bu adımdan E-vadeli mevduat hesaplarınızı görüntüleyebilirsiniz. Yine bu adımdan da hemen hesap aç diyerek E-vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Varlıklarıma bakalım. Varlıklarımda da güncel durumum ve geçmiş varlıklarımı görüntüleyebiliyoruz. Şu an vadesiz mevduat hesabındaki varlıklarımı görüntülüyorum. Sizin de bütün hesaplarınızdaki varlıklarınız burada toplam olarak görüntülenecektir. Borçlarım kısmına geldiğimde de kredi kartlarınızın veya diğer borçlarınızın, kredi borçlarınızın toplam tutarını burada görüntüleyeceksiniz. Geçmiş varlıklarıma şöyle bir bakalım. Burada aylık değişimleri görmekteyiz. Değişim oranlarına bakalım. Yıllık değişimi, son 6 aylık değişimi ve son 3 aylık değişime kadar görüntüleyebiliyoruz. Varlıklarında yine aynı şekilde toplam vadesiz mevduatından Türk lirası ve yabancı para cinsinden görüntüleyebiliriz. Sağ üst kısımda da yine buradan TL, dolar ve euro şeklinde varlıklarımızı görüntüleyebilme şansına sahibiz. Evet, sağ üstteki 3 çizgiye bastığımda varlık raporunu paylaşabilir ve yardım menüsüne gidebiliriz burada. Evet. Hesaplarından tekrar giriş yapalım. Hesap detaylarını bir görüntüleyelim. Vadesiz TL hesabınızın şubesini görüntülüyorsunuz. Güncel bakiyesini, esnek hesap limitini ve kullanılabilir bakiyesini. Evet, favori hesap tanımlama işlemleri, jet işlemlerle hesap QR kodu ekleme işlemleri, hesap hareketleri, çalışan vadeli hesap tanımlama, IBAN paylaşma, hesap QR kodu göster ve paylaşma işlemleri ve daha fazlası işlemlerini görüntülemekteyiz. Daha fazlasına bir giriş yapalım. Burada hesap adı tanımlama, karta hesap bağlama çıkartma, vadesiz hesap kapatma talebi, dijital hesap cüzdanını gönderme, tüm hesap işlemlerini buradan inceleyebiliriz arkadaşlar. Evet, oluşturduğumuz hesabın hesap hareketlerine şöyle bir bakalım. Son 10 harekete kadar görüntüleme gerçekleştirebiliyoruz. Hızlı arama sekmesinden bu hafta, bu ay, geçen ay, son 3 ay ve son 12 aya kadar hesap hareketlerini görüntüleyebiliriz. Detaylı arama sekmesinden de başlangıç ve bitiş tarihine girdikten sonra hangi tutarlar arasında görüntüleme yapmak istiyorsanız minimum tutar ve maksimum tutar giriyoruz. İşlem tipini belirleyebiliriz. Kredi kartı işlemleri, para transferleri, ödeme işlemleri, döviz işlemleri, vadeli mevduat işlemleri, hisse senedi işlemleri, yatırım fonu işlemleri ve son olarak tahvil, bono, eurobond ve repo işlemlerini burada görüntüleyebiliriz. Nakit akışını hesaba girişler ve hesaba çıkışlardan hangisini tercih ediyorsak onu görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Kanaldan da yine internet, ATM veya diğer hangi kanaldan görüntüleme yapmak istiyorsanız onu seçiyoruz ve işlem açıklamasını da hızlıca bulmak için yazdığınız işlem açıklamasını buraya tekrar girerek filtreleri uyguladıktan sonra hızlıca görüntüleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Sağ üstteki 3 çizgiye basıyorum yine. Burada hesap hareketlerini başka bir kişiye göndermek istersek gönderdikten sonra paylaşabiliriz. Çalışan vadeli hesap tanımlamaya bakalım. Burada size ait bir çalışan varsa vadeli hesabını tanımlayabilirsiniz. Sözleşmenin gönderileceği e-posta adresini giriyorum. Çalışan vadeli hesap ön bilgilendirme formunu okudum, onayladım. Hesap talimatını okudum, onayladım. Onayladıktan sonra devam dediğimiz takdirde sözleşmenin gönderileceği e-posta adresine e-postamız gönderilecektir arkadaşlar. IBAN paylaş seçeneğinde de burada gördüğünüz gibi birçok uygulama üzerinden IBAN'ınızı kopyalayabilir veya paylaşabilirsiniz. Hesap QR kodu göster paylaş. Yine aynı şekilde burada size ait vadesiz TL hesabınıza ait IBAN QR kodunuzu görüntülemektesiniz. Bunu paylaş dediğinizde yine aynı şekilde uygulamalar üzerinden paylaşımını sağlayabilirsiniz. Daha fazlasına giriyorum. Hesap adı tanımlama. Hesabınızın adını değiştirebilirsiniz. Vadesiz TL hesabı yerine vadesiz TL hesabı 1 diyebilirsiniz. Onayladığınız takdirde hesabınızın adı değişmiş olacak. Karta hesap bağlama çıkartma işlemlerine bakalım. Burada kredi kartı veya banka kartını seçiniz diyor. Kredi kartım bulunmadığı için seçemiyorum. Banka kartını da TL kartıma bu hesabı bağlayabilirim. Karta bağlanacak hesabı da seçtikten sonra devam diyorum. Ana hesabımı seçtim. Devam dedikten sonra onay diyorum. Ve akıllı SMS şifresi geliyor. Bu şifreyi girdikten sonra onayımız tamamlanacak arkadaşlar. İşlemimiz başarıyla gerçekleşti. Evet, vadesiz hesap kapatma talebine bakalım. Burada hesabınızın kapatılabilmesi için hesap bakiyesi sıfırdan farklı olmamalı diyor. Dijital hesap cüzdanını göster dedim. Burada bize ait dijital hesap cüzdanımızı görüntüleyebiliyoruz. Bunu göndermek istersek de e-posta adresimizi göndereceğimiz kişinin e-posta adresini girdikten sonra devam dediğim takdirde dijital hesap cüzdanını gönderebiliriz. Tüm hesap işlemlerini girelim. Burada hesaplarımda vadesiz hesaplarım, vadeli mevduatlarım, vadesiz hesap açılışı ve vadeli mevduat açılışı görüntüleyebiliriz. Evet, ana sayfaya döndüğümde sağ üstte kapat seçeneğinin yanında bir mesaj kutusu yer alıyor. Burada bildirimleri, mesajları ve kampanyalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Evet, sol üstteki 3 çizgiye bastığımda da burada profilinize girebilir. Profilinizdeki bilgileri değiştirebilir. E-posta bilgileriniz, adres bilgileriniz, telefon bilgileriniz, eğitim, meslek, kişisel bilgileriniz, belgeleriniz ve veri paylaşma izinlerinizi güncelleyebilirsiniz. Profilimde yer alan sağ üst kısımdaki ayarlar menüsüne girdiğimde de burada uygulamanın açık, koyu veya cihaz ayarlarını kullanan seçimleri görüyorsunuz. Burada açık derseniz uygulamanız arka fonu açık hale gelecek. Koyu derseniz de koyu hale gelecek. Evet, bu şekilde uygulamanın rengini de değiştirebilirsiniz. Evet, şifre ve giriş işlemlerinin ayarlarını buradan değiştirebilirsiniz. İşlem ayarlarınızı yine aynı şekilde buradan, güvenlik ayarlarınızı da yine buradan değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Yapı Kredi mobil uygulamasını indirdik, yükledik, hesap oluşturduk. Genel bir inceleme gerçekleştirdik. Diğer videolarımızda hesap açılışını ve kartların menülerini de inceleyeceğiz. Bunun gibi birçok özelliği inceleyeceğiz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.